biraz önce yayıncı kuruluşa da söyledim. Yok işte şu kadar koştuk, bu kadar pas yaptık, rakipten daha çok orta yaptık, rakipten daha fazla pas yaptık, 200 kilometre koştuk falan, bunlar ya bunlar hiçbir şeye geri getirmiyor. Önemli olan maçın skoru. Kazanan her zaman haklıdır. Sadece şunu ifade edeyim. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Ben asla pes eden bir yapıya sahip birisi değilim. Oyuncularım da pes etmeyecek. Çalışacağız. Hala işleri lehimize çevirebilecek bir zamanımızın olduğunu düşünüyorum. Manu adına sevinçliyim. Bugün gerçekten iyi işler yaptı. Kazanan da haklıdır. Kazanan da kutlamaktan başka söyleyecek bir şey yok. Sorusu olan var mı? Ali abi. Son yılların en kötü Gençler Birliği'ni izlediğimiz kanısındayız. Hı hı. Siz buna katılıyorsunuz. Bugün için mi? Genel anlamda hocam, 13 haftalık periyoda baktığımız zaman siz ısrarla bu takımın çok başarılı olacağına inanıyorsunuz ve onun için tekrar geldiniz. Bugün neler hissettiniz hocam tekrar döndüğünüzde? Ben sadece şunu söyleyebilirim Ali abi. Geçmişle ilgili çok konuşmak istemiyorum. Biliyorsunuz ben 3. haftada ayrılmak zorunda kaldık. Ya öyle büyüklerimiz öyle gördü, saygı duyduk. Sesimizi çıkartmadan ayrıldık, gittik. Hiç arkadan ne aile boyu bir şey konuştuk, ne ailece açıklamalar yaptık, ne de bir şey. Herkese teşekkür ettik. Ayrıldık, gittik. Şimdi ayrılanlara bakıyorsunuz, aile boyu bir açıklamalar yapıyorlar. Dolayısıyla futbolda bunlar var. Yalnız şunu ifade edeyim. Ben takımımı biliyorum, bu ligi de az çok biliyorum. Ben sadece az bir şey de olsa şunu ifade etmek istiyorum. Gençler Birliği kültüründen bahseden insanlar küfür etmezler. Küfür eden insan 5. dakikada daha hocasını, yönetimi istifaya çağıran insan Gençler Birliği değildir. Muhalefet yapmanın da bir şekli şemali vardır. Dolayısıyla öyle sanıyorum ki o taraftarların içerisinde Ankara Güçler de var galiba. Gençler Birliği forması giymiş Ankara Güçler de var galiba. Onun için bunlara ben aldırış etmiyorum. Oyuncularıma söyledim. Ben bütün eleştirileri yüklemeye hazırım. Zaten benden onlara bir şey kalmaz. Onlar da merak etmesin. Oyuncularım içeride gözyaşları içerisindeydi ama daha bu köprünün altından çok sular akacak. Biz bunu yeni bir başlangıç sayıyoruz. Evet, bu takıma bu transferleri ben yaptım ama şu ana kadar bu maç hariç 11. hafta 12. haftaya kadar gelinen noktada hiçbir sorumluluğu kabul etmem mümkün değil. Bundan sonrası bütün sorumluluk bana aittir. Bu oyuncularla ben 3 idmana çıktım. Bu oyuncularımı tanıyorum, onlara güveniyorum. Sonuna kadar güveniyorum. Onların da iyi işler yapacaklarına inanıyorum. Kişiliklerine güveniyorum, karakterlerine güveniyorum. Ben onları yendiğim zaman eleştiririm. Yenildiğim zaman benim ağzımdan hiçbir zaman kötü bir şey duyamazsınız. Ben işleri iyi giderken eleştiri yaparım oyuncularıma. Onun için ben kaptanlarımdan tutun en küçüğüne kadar hepsine sonsuz güveniyorum. Düştüğümüz yerden kalkmasını bileceğiz biz. Merak etmeyin. Mustafa. Hocam hafta evinizde Sivasspor'la oynayacaksınız. Sivasspor maçı. Vallahi arada bir kupa maçı var. Sivasspor'un bir puantajda bir rahatlığı var tabii ki. İyi bir hocaları var. O puanın getirmiş olduğu rahat bir oyun oynuyorlar. Dolayısıyla bu hafta oynayacakları maçı tabii ki takip edeceğiz. Bu hafta alacakları neticede onların bize karşı oynayacakları futbolu mutlaka etkileyecektir. Hangi tarz bir oyun oynayacaklar. Çünkü o puantajın rahatlığıyla Fenerbahçe maçında gayet rahat bir oyun sergilediler. Oynamak istediler. Bu hafta mağlup olurlarsa bize kapanıp kontrole gole gitmek için oynayabilirler. Yenerlerse daha bir rahat oyun oynayabilirler. Şu bir gerçek ki bu saatten sonra kaybedecek vaktimiz yok. Geriye dönüp bakacak hiçbir saniyemiz bile yok. Yarın itibaren kaldığımız yerden çalışmalarıma devam edeceğiz. Oyuncularıma bir kere daha burada bugün göstermiş oldukları mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Ben bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi siz futbolculara kefil diyorsunuz. Evet. Tabii ki yönetimde buna otomatikman kefil olur. Üçüncü haftada gittiniz. Üçüncü haftadan sonraki bölüm içerisinde siz taraftarla ilgili söylediniz ama aynı tepkiler devam ediyordu. Oraya bir parantez açayım. Tek size karşı olduğunu düşünmüyorum. Liginden yanıtlara baktığınız zaman Gençler Birliği'nin süreci daralıyor. Ali Hoca'nın dediği gibi tarihin sıkıntılı bir dönemini yaşayan Gençler Birliği. Transferi yapan yönetim bugün aynı transfer şeklinde devam edecek mi? Sizin devre arası transfere dahiliniz olacak mı? Şimdi Ercan abi, ben burada kişiler adına bir şey söylemedim. Ben sadece
herkes eleştiri hakkını kullanabilir. Küfürün ve iftiranın Centilmen Gençler Birliği kültüründen bahsedenlerin Gençler Birliği kültürüne, kaldı ki öyle Gençler Birliği kültürüymüş, Beşiktaşlık duruşuymuş, Fenerbahçelik duruşuymuş, böyle bir duruş, böyle bir kültür yok. Bir insanoğlunun bir duruşu, bir kültürü, bir ahlakı, bir edebi vardır. Birine işte komisyoncu diye iftira atmak, birine bilmem ne ol git demek, küfür etmek, bunlar kültürden bahseden, Gençler Birliği kültüründen, Gençler Birliği ahlakından bahsedenlerin ağzından çıkan laflar, kötü söz sahibine aittir. Ben o açıdan söyledim. Yoksa istifa falan diye ilk defa başımıza gelmiyor ki. Samsun'da dönerken geldi, Ankara Gücü'nü çalıştırırken de geldi, Elazığ'ı çalıştırırken, bu işi yapıyorsan başına gelecek. Ama küfür ve hakaret içeren, tezahüratı yapan insanlar ahlak ve edepten bahsedemezler. Teşekkür ederim. Maçtan önce zor geçeceğini bildiğimiz bir müsabakayı tamamladık. Burada önemli olan bizim açımızdan geçen haftaki kadar belki iyi ve etkili bir oyun oynayamayacaktık ama doğru oyunu oynamak zorundaydık. Kazanacak oyunu oynamak zorundaydık ve biz bunu oynadığımızı düşünüyoruz. Kazandık. Evimize 3 puanla dönüyoruz. Mutluyuz. Kolay değildi şu açıdan. Trabzon'daki maç gerçekten çok tempolu geçmişti. Bir de son dakikada talihsiz bir golle iki kez öne geçtiğimiz maçta puan dahi alamadan evimize dönmüş olmak hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak bayağı bir tahribat bırakmıştı takımın üstünde. Ama arkadaşlar gerçekten bugün çok büyük iş başardıklarını düşünüyorum. Belki de ligin bir kırılma maçını oynadık. Bu maçı da 3 puanla kapattık. Son derece mutluyuz. Sorusal an Mahmut. Hocam, ikinci yarıda biraz kendi ağırınızda kalarak maça başladınız. Bu bir taktiksel görüş müydü? Şimdi şöyle, maçın taktiksel yani oyunun içinde ortaya çıkabilecek senaryolara karşı hocamız bir kurgu belirlemişti. Gerek oyuncu değişiklikleri olsun, gerek oyunun içinde ne gibi davranışlar sergileyebiliriz. Buna dair hafta içinde oyuncu arkadaşlarla ve biz antrenörlerle antrenör ekibiyle sürekli istişare halindeydi. Tabii ki biz bu kadar yaslanmak belki bir oyunun parçası planı değildi ama takdir edersiniz ki kolay değil. Öne geçiyorsunuz. Belirttiğim gibi yani Trabzon'daki maç bizi fiziksel olarak ve psikolojik olarak çok tahrip etti. Oyunun planı içerisindeki her şeyi belki birebir uygulayamadık takım olarak. Bunda tabii hocamızın da kenarda olmayışı, bunda bir etken olmuş olabilir. Oyuncu arkadaşlar zaman zaman duygularıyla hareket edebiliyorlar. Bugün de zaman zaman bu oldu. Yani oyun aklını kaybettiğimiz dönemler oldu. Ama bu spontane kendiliğinden gelişti diyebilirim yani. Başka soru var mıydı? Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar, sağ olun.